Merhabalar değerli Köy TV izleyenleri. Ben Ziraat Mühendisi Abdullah Berk Akkaş. Bugünkü program durağımız Bursa, Karacabey'deyiz efendim. Karacabey ilçesi Yeni Karaağaç köyündeyiz. Peki bugünkü konumuz ne? Gördüğünüz üzere bir soğan tarlasındayız ve soğan yetiştiricilerimizle beraberiz. İki Fikret'in arasındayım efendim. İki Fikret abimle beraber bugün sizlere soğan üretimiyle ilgili genel bir muhabbet etmiş olacağız. Öncelikle konuklarımıza merhaba diyelim ve tanımış olalım. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş efendim. Bulduk. Nasılsınız? Ben Fikret Akdeniz. Fikret Akdeniz. Yeni Karaağaç Mahallesi'nden. Yani görüldüğü gibi soğan ve analık ekiyoruz. Evet. Analık yetiştiriciliği yapıyoruz. Abimizi de bir tanıyalım. Merhabalar. Merhaba efendim. Ben de Fikret Yazıcı. Yeni Karaağaç Mahallesi'nden, Karacabey Yeni Karaağaç Mahallesi'nden. Siz de soğan yetiştirdiniz. Aynen, soğan yetiştirdiğinden uğraşıyoruz. Evet. Şimdi ben ilk sorumu diğer Fikret abime soracağım. Fikret Bey, şimdi soğan tarlasını hazırlayacağımız zaman nasıl bir hazırlıkla başlıyoruz? Neler yapıyoruz soğan tarlasını hazırlayacağımız zaman? Şimdi efendim, özellikle anız olarak, yerinin adas değil de anız olması gerekiyor. Anızı buğdayı biçtikten, samanı kaldırdıktan sonra buğday tarlasını, anızı süreriz. Evet. Güzel bir şekilde. Ve bunu yanmaya bırakıyoruz. Hı hı. Bir daha yanıyor bu tarla. Ekim zamanına 1-2 ay kala otlandırmıyoruz bu arada, yeri karıştırıyoruz da. Hı hı. Ekim zamanı yaklaştığında gaz ayağı çekeriz yere. Hı hı. Yani yeri karıştırıyoruz, otlandırmıyoruz dediğim gibi. Ondan sonra soğan ekimini elle yapıyoruz. Elle yapıyoruz. Peki ekim zamanımız ne zaman? Biz ekime ne zaman başlıyoruz? Ekim zamanı ne zaman? Ocak, Şubat aylarında. Ocak, Şubat aylarında. Ocak, Şubat aylarında ekersek ekime başlıyoruz. Fazla hava vurma şansı olmuyor o dönemlerde. Daha sağlam bir havalar oluyor. Dönemi de o zaman. Yani ekim dönemimiz de o zaman. Gördüğünüz gibi ben de biraz soğan ektim burada. O zamanlar ektim. Bir de elle ektim. Şimdi evet, makineyle eken de arkadaşlarımız var köyde. Hı hı. Ama elle ekimini kesinlikle tutmuyor. Makineyle ekersin 5 dönüm yer. 5 dönümden atıyorum 10 ton alırsın. Elle ektiğin zaman, 5 dönüm ektiğin zaman 20 ton soğan alırsın. Elle daha yarı yarıya fark ediyor. El emeğinin yeri farklı diyoruz. Farklı yani. Şimdi Fikret abiye de tekrar söz vereceğim. Şimdi baktığımız zaman aslında buğdaydan sonraya hazır yapıyoruz ya. Evet. Baklagillerde aslında soğanda baklagillerden sonra ekim yaptığımızda daha güzel bir verim görmüş oluyoruz. Buğdaydan sonraya da yaptığımız bu bölgemizde buğdaydan sonraya alıyoruz. Peki pulluk lap işlemeyi yapacağız buğdaydan sonra. Evet. Sonrasında tekrar otlandırmak için yerleri devamlı karıştıracağız. Ki bu karıştırma da Ocak ayı, Şubat ayına kadar. Hı hı. Şubat ayında ekim dönemi geldiği için yeri tesviye ederiz. Tesviye yapacağız. Gübresini atarız. Yeri ekime hazır şeklinde getiririz. Taban gübresi? Taban gübresi 20-20 kullanırız. Tamam. Yaklaşık o da 35-40 kilo civarında. Şimdi taban gübresini hazırladık. Sürme başlayacağız. Yani ekime başlayacağız. Ekimde dikkat etmemiz gereken noktalar neler? Ekimde dikkat etmemiz gereken en önemli unsurlardan biri yerin kaba olmaması. Yer kaba olursa soğanı kaybolatıyor. Yani mahsul kayboluyor oradan. Yeri oturtturmamız gerekiyor. Yani en son hazırlama döneminden en son 40 ayak diyoruz biz. Hı hı. Bu 40 ayakla yeri güzel bir şekilde oturtturup tesviyesini Tesviyesini böyle baktığımız zaman içine giriyoruz. Ayağımız toprağa böyle batmıyorsa yer ekilmez şeyine gelmiştir, kıvamına gelmiştir. Hı hı. Bir daha zaten elle ektiğimiz zaman bir dönüme yaklaşık 70 kilo arpacık gidiyor. Bir kadın da bir günde bir dönüm yer ekiyor. Bir kişi bir günde bir dönüm yer ekebiliyor. Evet. Yani elle ektiğimiz zaman. Şimdi değerli izleyenler,
Bu soğan ekiminde tohumdan ekim de yapılabilmekte. Aynı zamanda arpacık şeklinde de ekim yapabiliyoruz. Ama burada arpacık değil mi? Evet. Arpacık biz, ekim. Biz tohumdan değil de arpacıkla. Arpacık ekim. Arpacıkla ama soğan şu anda ekim. Soğanda bir tohum tarlasındayız. Tohumluk tarlasındayız. Tabii yemeklik soğan şeyleri de gene arpacıkta. Peki bu tohumluk soğanda baktığımızda nasıl bir ekim yapılıyor? Tohumluk soğanlı. Tohumluk soğanlarda. Yani normal soğan. O aki, aldova falan yaba şey cinsi onlar. Tatlı soğan cinsi onlar. Onlar bize dayanıklı değil. Kışa dayanıklı olmuyor onlar yani. Çabuk tüketmek zorundasın. Bizim soğanımız yani bu elle ektiğimiz soğan kışlık. Bu Ağustos ayının sonuna kadar tarlada duruyor. Bir sıkıntı olmuyor. Namlı yapıyoruz biz bunu, göstereceğiz biraz sonra seyircilerimize de. Namlı yapıyoruz biz bunu söktükten sonra. Bu namlıda bu kuyruklarından biraz yaşkan söküyoruz ya. Kuyruklarından bu suyu çekecek, emecek soğan. Kabuk bağlayacak ve bir daha bir yıl kış, bir yani bir yıl kışın boyunca dayanıklı olacak soğanımız. Peki ekimden sonra ne gibi işlemler bizi bekliyor olacak? Gübreleme ne kadar sıklıkla yapacağız? Sulamamız ne olacak? Biraz da bunlara başlayalım muhabbetimiz içerisinde. Şimdi Ekimden sonra birinci çapamız olacak. Tamam. Allah izin ederse. Hı hı. Birinci çapamızda dönümüne 12-13 kilo, 15 kilo kadar gelecek şekilde üre gübresi. Hı hı. Üre gübresi atıyoruz. Bu soğanın iki defa çapası var. Tamam. İkinci çapasından sonra sulamalar başlayacak. İki defa en az ya da 2-3 defa sulama yapacağız bunları, soğanı. Şimdi ilk çapalamayı ne zaman yaptık? İlk çapalamayı Şubat'ta ekersek Mart, Nisan gibi ilk çapalamayı Mart'ın Ekim'den 20'si, bir buçuk ay sonra. Yani yeşerecek zaten, bakıyoruz. Hı hı. Takip ediyoruz. İlk çapayı o zaman yapıyoruz. Zaten ilk çapayı kurtardıktan sonra ikinci çapada fazla ot olmuyor. Evet. Önemli olan birinci çapası. Ve birinci çapada da aynı anda gübre de veriyor. Tabii gübre atıyoruz, arkadan işçilerimiz, kadınlarımız soğanı kazıyor. Hı hı. Birinci çapayı yapıyoruz. Hı hı. Ondan sonra bir ay sonra da ikinci çapası bir daha dokanmıyoruz. Şimdi bu şekilde çapayla ne yapmış oluyoruz? Yabancı otları temizlemiş oluyor, arındırmış oluyoruz. Yabancı otlardan mahsulümüzü arındırmış oluyoruz. Toprağı da aynı zamanda bir havalandırmış. Evet, toprağı havalandırmış. Mahsulün yürümesine, baş bağlamasına neden oluyor. Daha güzel gürleşiyor. O çapayı yedikten sonra mahsul gürleşiyor. Hı hı. Çapadan sonra sulamaya başlıyoruz. Evet. Çapadan sonra bakıyoruz. Soğan böyle bir su isteyince, böyle karşıdan bakınca diyorsun ki mahsul su istiyor. Hı hı. Bir suyu veriyoruz. İkinci suda nitrat da atıyoruz bu sefer. Sulamadan sonra. Evet. Yani sulamadan önce ikinci, yani birinci suladık mı boş geçiyoruz. İkinci de nitrat gübresi de atıyoruz. Tamam. Bunda peki neyi amaçlıyoruz? Soğanın baş bağlamasını, gürleşmesini ve soğan kafaya dönüyor artık. Hı hı. Yani kafa yapsın diye diyoruz biz köyde. Kafa yapsın, baş yapsın diye yani soğanla. Hı hı. Peki ikinci çapayı da sulamadan sonra mı almış oluyoruz yoksa öncesinde mi? İkinci sulamadan. Öncesinde. Sonrasında sulama yapıyoruz. Evet, sonrasında sulama yapıyoruz. En son da hasada doğru bir daha bakıyoruz. Soğan sökülüyor, bir daha elle işçiler geliyor. Soğanı söküp namluya vuruyor. Hı hı. Namluda da dediğim gibi 1,5 ay kalır. Kuruması bekliyoruz. Başları kabuk tutuyor bir de. Hı hı. Soğanın başı kabuk tuttu mu bir yıl o soğan kesinlikle bozulmaz. Bir sıkıntı olmaz. Hiçbir sıkıntı olmaz. O yalnız o Ağustos ayının sıcağını yiyecek. Namluda yiyecek yani. O iyice nemini bırakmış olacak. Evet, nemini bırakacak. Kabuk da bağladığı için bir daha korkma. Bir yıl kesinlikle dayanır yani. Peki. Şimdi ben Fikret abiye soracağım. Fikret abi, bu hasatta işçilik konusunda yaşadığımız sıkıntılar oluyor mu? Yani hasat zamanı nelere dikkat etmeliyiz ve ne gibi sıkıntılarla karşılaşıyoruz? Sıkıntılar olur muhakkak, hani işçi bulamazsın söktürmeye, zamanında söktüremediğin zaman, zamanı geçirdiğin zaman da sıkıntı sökümde bu sefer başlar. İşçiyi bulursun, zamanı geçirdiğin zaman da sökümde sıkıntı olur. Neden? Kuyruklar kuruduğu zaman söküm zorlaşır. Ki bir de bize de bu sıkıntı olur.
Peki sökümün en güzel zamanı ne zaman? Yani nasıl bir toprak yapısıyla birlikte söküm zamanı? Nasıl anlıyoruz soğanda? Soğan, hasat. Soğanın dönemi bel kırma dönemi deriz biz. Soğan yaprakları yere yatar. Yattığında bu soğan olmuş demektir. Bunu o zaman sökeceksin. Ondan sonra ondan evvel sökersen bir armutu, elmayı ham koparmış gibi olursun. Ama o zaman sökersen tam kıvamında sökmüş olursun. Ki onu da geçirdiğin zaman, zamanını da geçirsin, bu sefer o kuyruk kaybolur gider. Evet. Kuyruk kaybolduğunda sökümü bu sefer zorlaşır. Maliyeti yükseltir. Peki sökümde kullandığımız ekipmanlar? Elle. Şimdi peki bu hasat esnasında veyahut da hasattan önce toprak çok kuru. Kuru. Nasıl evet. Bir çözüm bulabiliriz? Ona 15'er dakika su veririz. Su vereceğiz. Evet. Ki toprak çözülsün diye. Peki. Yumuşatır. Sulamaları peki yaparken nasıl bir sulama sistemi izliyoruz? Yağmurlama sistemini. Yağmurlama. Evet. Yağmurlamayı kullanıyoruz. Şimdi ekleyeceğim bir şey var mı abi? Sulama ile alakalı veya gübreleme ile alakalı. Gübrelemeden, ekimden evet. Biz bunu Şubat ayında ekeriz soğanı. Şubat'tan evvel ekersek olmaz. Hava şartları. Hava şartları da artı böyle topuz çıkarır. Bu şekilde. Bu topuz çıkardığı zaman da soğan hiçbir işe yaramaz. Erken ekmiş oluruz. Erken ekmiş oluruz. Tamam. Zamanda bunu zamanlama çok önemli soğanda. Tam zamanında. Tam zamanda ekmek zorundasın. Aynen o evet. Şekilde. Gübreleme konusunda da değerli izleyenler aslında hani dekara baktığımızda yaklaşık 6-7 kilo 10 kilo azot ve fosforu da biz öneriyoruz daha güzel bir soğan elde edebilmek için. Peki soğanda karşılaştığımız sıkıntılar veyahut da zararlar, hastalıklar bölgemizde var mı? Nelerle karşılaşıyoruz? Şimdi soğanda karşılaştığımız herhangi bir böcek türü yok bizim burada. Sadece hava vurma mantar yapıyor. Mantar hastalığı yapıyor yani. Onun haricinde herhangi bir zararlı böcekle karşılaşmıyoruz. Yani bir zararlı bir böcek yok yani. Peki bu ekimden sonra yabani otlarla ilgili bir ilaçlamamız yapılıyor mu? Tabii ilaçlama yapıyoruz. Onu bir anlatabilir misiniz? Ektikten sonra nemli bir havayı kollayıp yani böyle bir yağmur yağdı ya da yağmur yağacak. Atıyorum meteoroloji diyor ki bugün akşam saat 6 gibi yağmurlu hava yağmurlu geliyoruz. 5.30 gibi tarlaya stop ilaçlama yapıyoruz ektikten sonra. Daha hiç yeşermeyik soğanımız mahsulümüz ektik. Bir hafta oldu, 3 gün oldu, 5 gün oldu yani. Stop ilacı atıyoruz. Yani bir dönüm, 3 dönüme 1 kilo stomp atacak şekilde. Bunu attığımız zaman çok faydasını görüyoruz. Yabani otlarla yabani otlardan gibi. Evet. Yabani otları yani %10 yani minimize ediyor. Ediyor. Azaltmış. Yani azaltmış oluyor. Çok azaltmış oluyor. O ilacı atarsak çok da faydasını görürüz. Peki yani. Özellikle olarak baktığımız bir çeşit var mı? Ben bunu genelde kullanıyorum soğan çeşidi olarak veya buna ekiyorum dediğiniz. Bizim özellikle baktığımız bir çeşit biz Yalova 12 ya da kırmızı soğan diyoruz biz İmralı. Bizim köyümüz genelde Yalova 12 soğan ekiyor. Biz sarıcıyız. Sarı soğan ekiyoruz. Bizden başka hariç köylerde örnek vereyim. Karakoca köyü de kırmızı ekiyor. İmralı cinsinden ekiyor onlar. Orası kırmızı ekiyor. Biz sarı ekiyoruz. Bizim cins olarak sarı soğanımız. Sarı soğan. Sarı ekiyoruz. Arpacığı da sarı olarak ekiyoruz. Arpacıktan soğanı da sarı soğan olarak ekiyoruz. Evet değerli izleyenler. Şimdi sarı soğan kısmında arpacıkla ilgili baktığımızda arpacık yuvarlakça olduğu zaman arpacıklarda da dişi ve erkek diye ayrılıyor soğan içerisinde de. Soğanda bu yuvarlak olanları daha dişi şeklinde geçiyor. Bunları o şekilde ayırmış oluyoruz. Daha sivrice olanları ise erkek olarak görüyoruz ve bunları da yeşil soğan üretiminde, taze soğan üretiminde değerlendirmiş oluyoruz. Soğan
mineral ve vitamin bakımından zengin bir bitki ve içerdiği o mineraller bakımından da insan vücuduna önemli katkısı olan ürünlerimizden ve ülkemizde de önemli yetiştiriciliği yapılan Karacabey bölgesi özellikle soğan konusunda piyasaya da hakim aynı şekilde. Fikret Bey'e ben onu sormak istiyorum. Bu soğanın dönümden ne kadar ürün elde etmiş oluyoruz? Yaklaşık 3 tondan 4 ton civarında. Dönümden ürün elde etmiş oluyoruz. Evet. Peki piyasası ne kadar? Bu yerli soğandan yani. Yerli soğandan. Evet, Karacabey soğanı. Karacabey soğanı. Aynen. Piyasası peki geçen yıllar ve bu yıllar ne durumda şu an soğanın? Geçen yıl ortalama 2 lira, 2,5 lira civarındaydı. Hı hı. Bu yıl o paralarda yok. Değil. Değil. Düşüş var. Bir sıkıntı var. Sıkıntı var. Karacabey soğanında sıkıntı var. Bunun daha iyi olmasını temenni ederiz bundan sonra. Bazı üreticilerimiz tarlada bırakmış. Bıraktı, sürdü. Değil mi? Yerlerini sürdüler maalesef. Satış yapılamadı. Yapamadığı için sürmek zorunda kaldılar. Buradan da seslenmiş olmuş evet. oluruz. Ki bunlara devletin de bir çare bulmasını temenni ederiz inşallah. Hı hı. Peki soğanı genellikle hal tüccar kısmına mı yoksa belirli bir yere mi veriyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tüccarlara veririz. Tüccarlara veriyorsunuz. Evet. Fikret Bey'e bunu da soracağım. Satışlarda bu yıl bunun etkisi neden böyle oldu diye düşünürsek. Yani geçen yıl 2-2,5 liraları gördük. Güzeldi. 2,5 liradan aldık. Ben bunu tohumunu, bak bunu soğan olarak aldım. Karakoca köyünden. 2,5 liradan aldım. Hı hı. Yani yaklaşık buraya 1,5 ton soğan ektim. Hı hı. Analık olarak bunu. Hı hı. Yoktu yani, kıttı. En son arkadaşımın da dediği gibi 2,5 liradan zorla hatır için bulduk. Yok yani. Şimdi yetkililerden buna önlem alınmasını diliyoruz. Yani bizim köyümüz dahil olmak üzere bizim köyde de birçok arkadaşımız inan 70 dönüm ekti. Sürdü yani, ızgara çekti, yeri sürdü. Yok, alıcısı yok. 50 kuruş veriyorlar soğanın kilosuna. 50 kuruş zaten, yani 50 kuruşa ona bakarsan maliyeti 1,5 liraya geçti yani. Bırak 50 kuruşu, yine de 50 kuruş, tüccarlar 50 kuruşa alırız dediği için kızdı arkadaşlarımız. İnan sürdü yani. Soğan tarlasını sürdü. Sürmek zorunda kaldı yani. Peki evet. Bu şeyde desteklemesi var mı? Soğanda bir destekleme görülüyor mu? Soğanda destekleme yok. Herhangi bir destekleme, bölgede. Soğanla ilgili herhangi bir destekleme yok. Bir çalışma yok. Herhangi bir çalışma da yok. Şununla alakalı bu tohumluk olduğu için buna biraz değinebilir miyiz? Bununla ilgili yetiştiricilikte, yani tohumlukta nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunun hasadı ne zaman oluyor? Bunda dikkat etmemiz gereken adımlar neler? Tohumlukta. Şimdi tohumlukta bunda bu gördüğümüz analık diyoruz biz bunu. Hı hı. Şöyle kavurmalık soğandan ekiliyor bunlar. Otoboy soğan. Yani dedi arkadaşım da dediği gibi ne büyük ne küçük. Ne de küçük. Yani orta boy kavurmalık diyoruz. Kavurmalık cinsinden ekiyoruz bunları. Bunun ekimi de yılbaşında yani aşağı yukarı Şubat, Ocak, Şubat gibi soğanla beraber ekersek aynı dönemde ekersek daha iyi olur. Biz bunu biraz erken ektik herhalde, bak mahsule hava vurdu. Yandı yani. Yandığı için eğer güzel olsaydı biz bunu Temmuz'un 20'lerinde bunları toplayacaktık. Güzel bir zeminde, beton zeminde bir hafta 10 gün kurutacaktık. Ondan sonra traktörlerle çiğneyip bunların tohumunu, içinde siyah siyah tohumları var. Bunları makinesi geliyor, saati 100 liradan temizletiyoruz. Başka köylerden geliyor, Karacabey köylerinden. Saatini 100 liraya temizliyor bunun. Bundan arındırıyor. Biz zaten çiğnedik mi un gibi oluyor, toz gibi oluyor. Temizlemesi o zaman daha iyi, daha kolay oluyor. Bir de o makinenin avantajı boşları falan uçuruyor. Boş kalmıyor, garanti tohum oluyor. Kesin tohum. Biz daha önceki yıllarda elle yıkıyorduk. Bunları elle yıkıyorduk. Artı bir daha işçilik yapıyorduk. Kurutmaya çalışıyorduk. Yaş olduğu için tabii. Tekrar sermek zorunda kalıyorduk yani. Boş olanlar çıkıyordu. Ha. Şimdi bundan şey ekiyoruz. Bunu ekiyoruz. Arpacık oluyor. Hı hı.
Arpacık. Evet, arpacık olduktan sonra arpacığı da ekip soğan oluyor. Soğan yapıyoruz. Peki bundan dönümde ne kadar bir tohum elde ediyoruz? Bundan dönümde 200 kilo tohum elde ediyoruz. 200 kilo. Bir dönümden 200 kilo kara tohum almış oluyoruz. 200 kilo evet. Kara tohum. Eğer bir aksilik olmazsa, hava vurmazsa, Allah izin ederse dönümüne 200 kilo alıyoruz. Kaç kilo soğan ekiyoruz peki dönüme? Şeyine mi? Bundan. Dönümüne kaç kilo soğan ekiyoruz? 4 dönüme 5 dönüme 1,5 ton soğan ektim ben 5 dönüme. Evet. Şimdi yani dönümüne, gene 200. Yani 200 kilo aha. Soğan ekiyoruz dönümüne. Bu yılki hava olayları peki soğanı nasıl etkiledi? Bu yılki hava olayları, çok yağışlar mahsullere yararlı değil. Çok yağışlardan dolayı mahsullere hava vurdu yani. Bir yağmur, bir güneş açıyor, yakıyor, mahsulü yakıyor, biliyor musun? O yüzden dolayı yani bu yıl çok yağmur yağdığı için mahsuller maalesef iyi değil. İyi olana kötü, olana kötü geldi. Yani genelde iyi değil, çok yağışlardan iyi değil. Evet. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa, aktarmak istediğiniz izleyicilerimize, yetkililere. Benim herhangi bir diyeceğim yok herhalde. Yok. Teşekkür ederim ben size. Sizlerin varsa eklemek istedim. Şimdi benim var. Bu soğanın maliyeti, fiyatı düşmesi bize kötü. Bir soğanın yetişmesi 3 yıl sürer. Ortalama 3 yılda bu soğan yenecek vaziyete gelir. Ki bu kadar zahmetli bir şeyin ucuza gitmesi bizi haliyle üzmekte. Hani biz bunu ekiyoruz, tohum alıyoruz. Tohumu ekip arpacık çıkarıp, arpacığı ekip soğan çıkarıyoruz. Zahmet 3 yıl sürüyor. Fiyat maalesef beklentilerin çok altında. Hani buna bir çözüm. Aynen o şekilde, buna bir çözüm. Biz çok zahmetli bir mahsul yetiştiği için. Evet, zahmeti çok. Rahmetini de görmek istiyoruz. Muhakkak ki aynı şekilde o şekilde görmek isteriz. Değerli izleyenler, iki Fikret abimin ortasında benim de dilek ve temennim şu olsun efendim. Emeğimizin karşılığını aldığımız, çektiğimiz zahmetin rahmetini gördüğümüz günlerde mutlu üreticiler, mutlu çiftçiler görmek dileğiyle bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle esen kalın, sağlıcakla kalın.